Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Size yine iğneden tabi model tarif edeceğim arkadaşlar. İnoyasında da aynı şekilde sinek kanatlarının üzerine yapılmış bir model. Bu şekilde arkadaşlar iğne oyasında tabi biraz daha zarif olduğu için tığa göre 5 taneydi. Ben sizler için 4 tane yaptım. Eğer sizler isterseniz bunu 5'e de bu şekilde bu çiçeklerini tamamlayabilirsiniz. Sinek kanatlarını 5 olduğu takdirde bu şekilde çiçeklerimiz de 5 tane olacak. Evet modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki çiçeğimin arasındaki tığ battım mesafem 15 tane. Bu şekilde sık iğne ile tığ battıma giriyorum ilk başlarken de. Ve 15 tane bu şekilde iki şişir zincir çekerek arkadaşlar tığ battılar yapıyorum. Şimdi tığ battımı yaptıktan sonra arkadaşlar tığımın başını 3 defa doluyorum. Hemen bir tane atlayıp ikinci tığ battımın içine girerek buraya büyükçe bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 2, 2 2. Bakın arkadaşlar gevşek gevşek alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya trabzanımın içine bir sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir. 4 5 6 7. Hemen bu şekilde arkadaşlar yuvanın içine girip 7 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 zincir. Çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 10 zincir. Tekrar düz yüzüne çevirdim arkadaşlar. Ve yaptığım bu trabzanımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar bir tanesini yaptık. Yine 7 zincir çekerek başlıyoruz ikincisine. Hemen sık iğne ile sabitledim buraya. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. 7 zincirimin içine 4 zincirimi. 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimle yine düz yüzüne döndüm. Ters yüzünde 10 zincirimi çekip düz yüzüne arkadaşlar bu şekilde 10 zincirimi sabitliyorum. 2 tane oldu. Buraya arkadaşlar 4 tane bu şekilde sinek kanadı yapıyoruz. 5 Bismillah. 6 ve 7. 7 zincirimi sıkı sıkı çektim. Yine yuvaya bu şekilde arkadaşlar kirpiğimi kapattım. 4 zincir. Şöyle tersini çevirdim. 7 zincirimin içine girip bu şekilde kapattım. 10 zincir. Yine tersinde 10 zincirimi çekip düzüne buraya trabzanıma kapatıyorum. Bu da üçüncü arkadaşlar sinek kanadım. Yine 7 zincir. Yine bunu trabzandaki yuvama. 4 zincir. Hemen bu 7 zincirli yuvama kapattım. Bu şekilde. 10 zincir Çevirdim arkadaşlar 10 zincirimi. Buradaki yine trabzanımın yuvasına kapatıp bu şekilde dördüncü sinek kanadımızı da yaptık arkadaşlar. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu önemli arkadaşlar kaymaması için. Trabzanı yaptığım tığ battımın içine de girip bir tane sık iğne de oraya yapıyorum. İki zincirimi çektim. Tığ battıya girdim. Bu şekilde yine arkadaşlar bu alt zemini de iki zincirle çekilmiş tığ battılarım. 15 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir. Ara mesafesini tığ battı olarak veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sade olunca oya kendini daha güzel gösteriyor. 1 2 zincir tekrar İki zincir kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 15 tane ara mesafesini veriyoruz. Ve 15 mesafede arkadaşlar bu şekilde oluyor ara mesafesi de. Gayet o da uygun arkadaşlar. Orta kare. Bakın şu da yapılmış halinden de gösterebiliriz. 15 tane ara mesafemizde aralığımız bu kadar. Bu da gayet normal arkadaşlar. Bunlar hemen... Ee, Kulak çöpünden çıkardığım gibi duyuyor arkadaşlar. Bunları kulak çöpüyle yapıyoruz. Videonun tanıtımını da söylemedim galiba. Bu şekilde bir tane de kulak çöpe edinelim ki kirpiklerimizin yapımı için. Evet. 15 tane ara mesafesinden sonra arkadaşlar bu 4 tanesine kanadını yapıyoruz. Ve şimdi bu çiçeklerimizin yapım kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar 4 tane sinek kanadım hazır. Şimdi ilk sinek kanadımın içine arkadaşlar girip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. İlk sinek kanadımızın içinde iki tane sık iğne var. 11 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimi hemen Şöyle çevirdim arkadaşlar. Ters tarafındayım. İlk yaptığımız bu zincirin arasından giriyorum arkadaşlar. Bakın arkadakinde ilmekten de alın. Tek yalın kat olmasın. Düzgün durması için bu şekilde sık iğnemin arasına girip sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Şimdi düz yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar nasıl mekik görünümlü olduğunu tarif edeceğim sizlere. Bir zincirimi çekip döndüm tığımda da ilmeğim var arkadaşlar ve arasından girip tığımdaki ilmeğimden geçirip bir zincir alıyorum. Bakın ilmek alıyorum zincirin arasına girip ilmeğimi alıyorum. Sonra tığımdaki ilmeğimi sık iğne ile alıyorum bir zincir çekiyorum üzerine bu şekilde. Tekrar yuvanın içine girdim arkadaşlar bir tane ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Yani sahte sık iğne dediğimiz olayı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar üzerine bir zincir. 3 oldu. Tekrar yuvadan girip bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Tığımdaki ilmekten geçip bu şekilde üzerine bir zincir yapıyorum. 4. Tekrar arkadaşlar bakın girdim. Bir ilmek aldım yuvadan. Bu şekilde tığımdaki ilmekten geçip üzerine bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bu tarafa 5 tane yapıyoruz. Ee, öbür taraf 6 tane yapacağız. Şu e, tümseklik denge dönüşümü için. Bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Kulak çöpümü alıyorum arkadaşlar. Bu kulak çöpü muadilinde arkadaşlar. Mesela tığımızın e, ucuna kapattığımız beyaz kapak da olur. Çay karıştırıcısı da olur. Ee, elinizde hangi aparat varsa onu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde yuvanın içine girip bir iki zincir çekip kulak çöpümün üzerine ilmeğimi geçiriyorum. Üç tane yapıyorum arkadaşlar kirpik ad dediğim üç tane. Bir zincir üzerine bir tane daha iki zincirle ilmeklerimi ardıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Bakın buraya altı tane ilk yaptığımız sık iğnelerden yapacağız. Ama Şöyle bir ilmek oluşturuyoruz ilk önce. Bu ilmek oluşturmak önemli. İçinden alırsanız arkadaşlar ilmeğe açılıyor, ayrılıyor. Böyle daha muntazam duruyor. Yuvaya giriyorum. Yuvadan bu şekilde bir ilmek aldım. Bakın arkadaşlar tığımda iki tane ilmeğim var. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Üzerine de bir zincir. Bu birinci sık iğnem. Tekrar yuvaya giriyorum. İki tane ilmeğim var. Birinden geçip üzerine bir zincir yapıyorum. 2 2 3 aradan giriyorum. 4 aradan giriyorum. 5 ve 6. Dediğim gibi arkadaşlar burası 6 olunca tam eşitli oluyor. Yine bir sık iğne de arkadaşlar sinek kanadımın içine girip sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. İki zincirimi bu şekilde ikinci sinek kanadıma köprü olarak kullanıyorum. Bu ilk sık iğne yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar şu ilmekleri çıkarıp bakın yaptığımız iş bu şekilde çok güzel duruyor. Elimizle şöyle şekilde verebiliriz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın. Yine 11 zincir çekeceğim. İki sık iğnemi yaptım yuvama. 11 zincirimi çekiyorum. 11 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip ilk sık iğnemin arasından bakın arkadaşlar bu şekilde girip yanın dibine değil de ilk yaptığım sık iğnemin içine girip bir zincirle şöyle dönüş yapıyorum. Bu şekilde yuvamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi yuvamızın içine sağ tarafa 5 tane sık iğne yapacağız. Yine ilmeğimi alıyorum bu şekilde. Tığımdan geçirip üzerine bir zincir. Yuvaya gir. Tığımdaki ilmekten geçir. Üzerine bir zincir. Yuvaya girdim. Tığımda iki ilmek. Hemen bu şekilde sahte sık iğne dediğimiz olayla kapatıyorum arkadaşlar. 3 oldu. 5'e tamamlayalım. Tığımdan geçtim. 4 5 Evet. Bu şekilde 5 tane yaptık arkadaşlar. Hemen üzerine bir zincir çekip aparatımı ilmeğimi takıyorum. Bu bir. Bu, bu şekilde üç tane ilmeğimizi toplayacağız arkadaşlar. Yapım çok kolay. Ee, görünüşü çok güzel olduğu için arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Umarım bu taktik sizin de hoşunuza gider. Bu şekilde normal ikisini aldığımız sık iğne değil de bu şekilde yapınca farkı anlayacaksınız. Evet. Tekrar 3. ilmeğim için yuvadan iki zincirimi çekip üçüncü ve sonuncu ilmeğimi de taktım arkadaşlar. Evet. Bunu tığımı bakın artık bu şekilde boş doladım. Yuvaya da girip bunu buradan arkadaşlar geçiriyorum. Üzerine bir zincir. Bu birinci. İlmeğimi geçiriyorum. İkinci. Geçirip üzerine bir zincir. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Alt bu tarafı yaptım arkadaşlar. Yine sinek kanadımın içine arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir hemen bir sık iğne yani tutturmak için. 3. sinek kanadıma da arkadaşlar iki sık iğne yapıp 11 zincirle bu yuvayı tamamlayacağız. Evet Kulak çöpünden çıkınca da ilmeklerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle arka tarafından da tabii tülediğim zaman yapışacak bunlar. Evet şu ikisini de ben tamamlayayım. Fazla vaktiniz gitmesin arkadaşlar. Sonra finalde buluşalım. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok zarif çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. O jilenin de sinek kanadındaydı arkadaşlar bunlar. Ben de bu şekilde sinek kanadı yaparak sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küplüklerimde iki ikişer zincir çektiğim için diplerini kalıp gibi durdular arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.